Evet, herkese selamlar. Bugün atımla birlikte arazideyim. Havanın güneşli olduğuna bakmayın. Birazcık yağmur çileşiyor. Şimdi durdu. Hafif attırıyor. Atımdan bahsedeyim. Atım Arap atı, kısrak yani dişi. İsmi Ova. Benim ismim Fatih. Şu anda birlikte şöyle gölgemizi de görüyorsunuz. Safer'deyiz Ova'yla. Kısa bir rota çizdim. Şöyle normalde uzun rotalarda şu dağların yamacına doğru gidiyoruz. Veya bu taraftaki dağlar. Kısa rotadan kastım şöyle şu dağın hizasında açılıp şu dağın hizasında geriye çiftliğe dönmek. Şu güneşe sakın aldanmayın. Her an yağmur bastırabilir. Ova da şu anda biraz mayıştı tabi. Bayağı da yürütüyorum. Video çekeceğim diye. Attan bahsedeyim biraz. Atımın rengi Doru. 5 yaşında. İsmi Ova. Yeniden tekrarlayayım. Zaten kanalından anlarsınız. Şu anda bu yürüyüş biçimi atlı binicilikte adeta diye geçiyor. Adeta da şu anda biz hareket ediyoruz. Yani yürüyüş biçimi. Ve bunun bir üstü süratli dediğimiz ayaklarının çapraz şekilde ikişer ikişer adım atması sonucunda oluşan koşuş biçimi. Daha detaylı anlatabilirim herhalde. Onun için de dışarıdan bir çekim almam gerekiyor ayaklarına falan anlatmak için. Ama şöyle anlatayım. Süratli de atı şöyle düşünebilirsiniz. 3 vitesi var. Birinci vites yürüyüş. İkinci vites süratli. Yani ortalama 10-15 kilometre hız yapabilir. 15 belki yani açık süratli dediğimiz birazcık daha ayaklarını uzun açtığı bir süratli var. Orada yapabilir. Hani orta derecede hızlı diyelim. Belli bir tempoda. Sonra onun üstüne 3. viteste 4 nal. 4 nalda da yine aynı şekilde açık kapalı diye ayırıyoruz. 4 nalı zaten az buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Evet, şu anda adetanın yürüyüş biçimini anlatayım ben size. Şu anda at ayaklarını 4 ayağında farklı bir zamanda basıyor. Yani 2 ayağın aynı anda bastığını göremezsiniz. 4 ayağı farklı zamanlarda basıyor. Bir ayağını bastığında 3 ayağı havada oluyor. Onun dışında tabi siz bunu hissedemezsiniz. Şu anda atın üzerinde benim böyle oturabilmemin sebebi işte dediğim gibi 4 ayağında farklı zamanlarda attığı için şey yapmıyor, bana hissettirmiyor veya beli benim sırtım bana vurmuyor. O yüzden rahatça şu anda kamerayı sabit bir şekilde tutabiliyorum. Elimde kamerada telefon, yani hemen sarsılmalara size aktarır sarsılmaları. Şu anda sarsmıyor. Süratliyi de göstereceğim birazcık. Şimdi biraz tekerle kullanmam gerekiyor. Aparat yok. Evet. Şöyle gölgeden gözüküyordur herhalde. Çok iyi oldu bu gölgede. Şu anda atın üzerinde otur kalk yapıyorum. Yani beli tam bana vuracakken ben havaya kalkıyorum. Geri oturuyorum. Eğer ki ben bu otur kalk şöyle gölgemden de görün. Otur kalk yapmazsam atın üstünde deminki gibi oturma. At beni sektirir at eğerin üstünde. Evet. Şu anda süratlideyiz. Bu da nasıl oluyor? Çapraz ama ikişer ikişer ayaklarını atıyor. Yani deminki gibi 4 tane birden basmadığı için. Sağ ön ayağıyla sol arka ayağını aynı anda atıyor çaprazlama. Yine aynı şekilde sol ön ayağını attığı zaman da sağ arka ayağını atıyor. Evet. Süratli buydu. Ya daha detaylı, daha sakin de anlatılabilir ama işte birazcık ilk videolarda amatörlüğümüze verin. Yani öyle 5-10 dakikada anlatılacak bir spor da değil. Uzun uzadıya benim anlatmam lazım. Çok fazla ayrıntı var. Oradan araba geçiyor. Ova da hemen kulakları dikip bakıyor haliyle.
Veya bizim görmediğimiz şeyleri onlar daha dikkatli görebiliyor. Kulaklarından bahsedeyim bu arada, dört nala geçmeden önce. Burası dört nal yolu değil. Gördüğünüz gibi yollar taşlı biraz. Atın tendonlarına zarar verir. Bu arada doğada bile böyle her yerde bu pisliklerden mevcut. Atın kulaklarından bahsedeyim. Şu anda yine aynı şekilde oradan bir iki araba geçiyor uzaktan. Kamera gösteriyor mu bilmiyorum. Atın kulakları ona göre şu anda hareket halinde. Bir yere odaklandığı zaman böyle dikiyor, kulakları bakıyor. Oradan araba geçtiğini bildiği için bakın şu anda odaklandı. Kulağı bende, yaptığım zaman arkaya alıyor. Benim komutlarımı almak için. Onun dışında atlar kulaklarını arkaya doğru kıstıkları zaman, yani iki kulağını da şu sol kulağın yaptığı gibi yaptığı zaman, bu da yanındaki ata veya insanlara karşı zarar vereceğini gösterir. Yani kulak kısması onun hırslandığını da gösterir aynı zamanda koşarken. Başka bir at varken onu geçmek ister, onu sollamak ister. Öyle anlatayım. O zaman da kulak kısar. Veya ısıracağı zaman tehlike anında da kulak kısar. O yüzden kulak kısımda sıkıntılı. Fazla yaklaşmayın. Üstündeyseniz de rahatlatın atı. Şu anda evet, viraja geldik. Bu da yarış rotasyonu. Sola dönüyorum. At tabii her zaman, bu her at için geçerli. Yani at sürekli çiftlikte vakit geçiriyor. Çiftlikte yemek yiyor. Suyunu çiftlikte içiyor. O yüzden hani insanlar da hani içgüdüsüzlerdir. Yani evine dönmek istiyor. O yüzden sürekli gözü çiftlik tarafında. Veya bunu daha sonra da test ederiz. Ben şu dizginleri serbest bıraktığım anda, yani ben şey yapamam. Birazcık böyle taviz verdiğinizde o sizi alıp başka yerlere götürür. Yani bu hayvana güç yetiremezsiniz o zaman. Atlar ortalama 500-750 kilo falan civarında oluyor. O yüzden taviz vermemek gerekiyor. Şu anda biraz rüzgar başladı, inşallah kameraya yansımıyordur. Başta eğer bir taviz verirseniz bunu zor hareket ettirirsiniz. Yani üzerinde profesyonel değilseniz, amatörseniz bir at sizi istediği yere götürür. Götürücü yerde büyük bir çiftlik olur, çiftlik yeri olur. Yani şuradan bir dizginleri sola dönüşü varsa, ben şu dizginleri bir gevşek bıraksam o hemen yavaştan sola dönecektir. Bunu testini de yaparız daha sonra. Şu anda fark alıyorum. Çıkmıyor burası. Dizginleri çekiyoruz.
rahatlatıcı, bize ıslık olabilir. Ho ho derler genelde. Bu da aynı şekilde rahatlatıcı olduğu için tabii bunun ses tonu da önemli. Bunu söylediğiniz ses tonu çok önemli. Yani bağırarak ho ho hey hu dediği zaman at anlamaz. Maksat orada rahatlatıcı bir ses çıkartmak. Rüzgar da çarpıyor soldan sola. İleriden de sola döneceğim, nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle çevireyim ufak bir göstereyim size. Atımızın kuyruğu ve sağrısı. Ya telefonu elimde tutuyorum. Tek elle kullanıyorum. Eğer aparat olsa göğsüme falan bağlayacak. Daha rahat olacak benim için. Şöyle şuradan falan bir çekim. Şöyle tutup burada. Bu ayarda ufak ufak ayarlar yaparsak şurada bir yol daha var. Şu uzakta şöyle gösterebilecek miyim? Bu ağaçlıklara doğru çok güzel bir dörtnal yolu var. Yani hipodrom gibi tertemiz yürü. Burası biraz açıp açılabilir artık. Yağmur buraya septirmiş, daha yeni yağmış, yeri kesilmiş, yağmur izleri var. Yani bir dahaki rotasyonum orası olabilir. Hatta onun arkasında benim şeyim var, dinlenme tesisim var. 5 yıldızlı kuyubaşı mescidi diye, misafirhaneli falan. Yani kimse olmuyor genelde. Suyumuz orada mevcut. Atı bağlayıp dinlendirebiliyorum. Şöyle kuşlar var. Ama büyük ihtimalle yağmur gelecek. Hava iyice karardı. Ova! Orada dün biraz yoruldum. Böyle dağların yamacına doğru gittik. O yüzden dün biraz daha rahat. Yani normalde hayvana binmezsen hayvan insanlar gibi güç topluyor, doluyor. O enerjisini atmak için de binmek gerekiyor. Bindiğin zaman ertesi güne yani birazcık daha yumuşak oluyor hayvan. Onun haricinde şu dağların arkasında size göstermek istediğim farklı yerler var. Gölet var, baraj var. Onun arkasında cross motorcuların parkurları var. Yani ve ücra köşelerde yani böyle uzak yerler. Böyle yol kenarı falan da değil. Dağın yerine var. Cross motorcular. Kepçeyle yazdırmışlar. Güzel yerler yaptırmışlar. Onları kuvayla yapabiliriz. Onun haricinde gidebilecek aslında çok yer var. Şu dağın tepesinde harabeler falan var. Eski yapıtlar var. Eski dönemden kalma. Sonra mağaralar var. Şimdi şurada mağaralar var. Yani benim şeyim telefon hafızası yeterli değil ama bir dahakine artık oradan çekim yaparım. O mağaraların içine gireriz. Mağaralar da bayağı geniş. Şöyle kuşlar uçuyor. Onun dışında söyleyebileceğim şimdi bu kadar yani. Ufaktan hafiften bir yüzeysel bir bilgilendirme yapmaya çalıştım. Yanlışlarım vardı öyle ki herhalde. Onun kulakları sağda solda sürekli kuşlar cıvıldıyor. Bir oraya bakıyor, bir oraya bakıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.